Bir roketin düştüğü bir sokaktaydım. Apartmanın yarısından çoğunu parçalamış, şarapnel parçaları. Apartmanın yapılı halini görebildik biz ama yine de son derece vahim bir manzara vardı orada. 10 metre ötesinde de benzin istasyonu vardı. Maazallah oraya düşmüş olsaydı bütün mahalle havaya uçardı. Vallahi Mehmetçiğimizin yanındayız. Efendim şehit kızımız vardı, 17 yaşında Fatma Avlaş. Evet, Fatma. Onun okuluna da gittiniz, nasıl ziyaret ettiniz? O anki duygularınızı alabilir miyiz? Ya çok üzücü tabii ki. Yani ben bir kız evladı babasıyım ve Allah'tan ailesine şifa diliyorum. Hani sözün bittiği yer, insanın evladını kaybetmesi kadar korkunç bir şey olamaz ki. Şimdi bir grup geldiniz. Bundan sonraki süreçte diğer sanatçılara ya da sivil toplum örgütlerine nasıl bir çağrıda bulunabilirsiniz? Ya herkesin gelmesi gerekiyor. Bu herhangi bir siyasi baskıyla falan biz gelmedik ki buraya. Biz buraya Mehmetçiğe destek olmak için geldik. Bunun siyasi hiçbir şeyi yok. Burada sadece ve sadece ülkemizin, vatanın bütünlüğüyle ilgili bir sorun var. Biz onlara destek vermek için geldik. İlçe jandarma komutanlığını ve yemekte tabii polislerin de yoğun ilgisi vardı. Askerler size nasıl bir mesaj oldu efendim? Çok sevindiler. Bizleri gördükleri için çok sevindiler ve o yüzlerindeki ifadeyi tarif etmek çok zor. Hem polisin hem jandarmanın bundan sonra da daha çok sanatçının geleceğini tahmin ediyorum. Her hafta her gün daha fazla insan gelecektir buraya. Size fazla çünkü resim çektirmek isteyen birçok vatandaş bekliyor şu an. Evet. Yoğun bir ilgi vardı zaten, gördük evet. Biz de onu. Çok teşekkür ederiz. Onlar için buradayız biz de. Yani onlar bizleri her gün görmüyor ki. Hani şimdi burada beni gördükleri zaman da resim çektirmek istiyorlar. Ben de zevkle çektireceğim. Çok teşekkür ederim efendim yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Evet, Tamer Karadağlı yayın konuğumuzdu. Gelen sanatçıların içinde sadece bir taneydi tabii, diğer sanatçılar da vardı. Ancak diğerleriyle de yapmak istiyoruz. Çünkü şu an olası tehlikelere karşı burada jammer çalışıyor. Sinyal bozucu. Çünkü karşıdan muhtemel saldırılar olabilir ihtimali vardı. Bu nedenle burada jandarmanın olağanüstü bir güvenlik önlemi var. Çünkü sınırın sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda zaten Cinderes köyü var. Cinderes bölgesi var. Orada yoğun olarak operasyonlar da zaten devam ediyor. Gün içerisinde birçok noktada bombalanmıştı. Bu nedenle burada şu an olağanüstü güvenlik önlemleri var. Gerçekten büyük moral vurdu buradaki Mehmetçik, polis, vatandaş, herkes. Sanatçılarla fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Ve şu an biz tekrar onları takip etmeye devam edeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım.